Sports YouTube kanalından hoş geldiniz. Avrupa Şampiyonası'nın bitmesine artık çok az bir zaman kalırken finalin adı da belli oldu. İtalya ile İngiltere karşı karşıya gelecek final mücadelesinde 11 Haziran Pazar günü. Wembley'de İngiltere Danimarka'yı geçmeyi başardı ve adını finale yazdırdı. Elbette finale çıkarken neler yaşandı bunu programımız içerisinde sevgili Doruk'la konuşacağız. Doruk hoş geldin. Merhaba Seyhan. Ee, tabii ki şu anda muhtemelen bizi izleyen herkes vakıf karşılaşmaya. O yüzden... Detaylara geçmeden önce şu soruları sorarak başlamak istiyorum. Bir, sence pozisyon penaltı mıydı? Hakem hakkında konuşursan başın belaya girebilir o yüzden şöyle cevap vereceğim sana. <laughs> tamam. İki, sence Danimarka'nın hakkı yendi mi? Yine UEFA'yı karşıma almak istemediğimden. Üç, sence Danimarka finale çıksaydı şampiyon olabilir miydi? Yani. Buna da cevabım yani. Emin değilim. Evet Dorun cevaplarına. Sen ne dersin aldık. peki bu üç soruya? Yani bence penaltı penaltı değildi. Hakkı yendi mi? Hakkı yendi. Şampiyon olurlar mıydı? Olabilirlerdi. Çünkü Şimdi belki o da. Şu orada. yüzden olabilirlerdi diyorum. Yani aslında turnuvanın geneline baktığımız zaman. Danimarka'nın o işte ilk maçta yaşadığı eriksenin sakatlanması sakatlık değil tabii ki. O bir anda yere yığılması ve bir kalp problemi yaşaması ve sonrasında Finlandiya'ya mağlup olmaları. Finlandiya'nın bulduğu tek pozisyonda golü atması konusu. Ardından inanılmaz yükselen yani onlar için zaten sıfır noktası Rusya maçıydı sen de biliyorsun hı hı. ki. Ve o günden bugüne geldikleri noktada hep hep üzerine koyarak geldi Yılmaz sen de biliyorsun ki. Ve hem oyuncu kalitesi ve performansı olarak hem de teknik direktör performansı olarak... En iyi mı izledik bence diye düşünüyorum. Sonrasında bugün geçselerde İtalya'ya bence sıkıntı çıkarabilecek tek takım da Danimarka'ydı finalde. Dolayısıyla o yüzden de yani olma ihtimalleri yüksekti. Evet İngiltere karşısında bence Danimarka biraz daha sönük kalan taraf oldu belki. Daha fazla pozisyon bulan taraf İngiltere gibi göründü. Birazdan sayılara da bakacağız Doruk. Ama günün sonunda o penaltı pozisyonu kötü bir pozisyondu. Yani direkt olarak maçın önüne geçen bir pozisyondu ve diğer taraftan da e, bu kadar fazla işte İngiltere'nin yaşadığı yaptığı seyahatlere bakıyorsun. Bir tek Roma'ya gittiler, geldiler. Danimarka'ya bakıyorsun en son Bakü'de oynamışlardı en taraftar konuya konusu. Geldik şu an. Yani taraftar konusu İngiltere'nin işte uyguladığı karantina politikası İtalya-İspanya maçında da taraftar sayısının işte az olması, sıkıntılar yaşanması, Danimarka <laughs> hakeza bugün problemler yaşadı. işte İngiltere'nin her şey istediği şekilde gitti ve değişiklik de yapmadılar falan filan. Ben çok uzun bir giriş yaptım her konuya böyle bir giriş Yo, yaptım. Ama o kadar çok konuşulacak şey var ki. Ya sen bugün neyi öne çıkaracaksın bu maçla ilgili olarak? Sence en çarpıcı şey neydi? Ne yazık ki penaltıydı. Yani maçı tabii ki konuşabiliriz vesaire ama. Bunun için illa Danimarkalı olmanız ya da Danimarkayı desteklemenize gerek yok yani. E, biz Danimarkayı destekliyorduk bu arada. Bayi ekrana gelsin o esnada. Evet, yani biz Danimarkanın çıkmasını e, istediğimizden de biraz, hani Danimarkayı beğendiğimizden de oynadıkları futbolu ve o Ama enerjiyi. Ama penaltı olmasaydı biz in İngilterenin zaten hakkını verecektik yani. Hayır zaten belki penaltı olmasaydı 120 dakikanın sonunda yine İngiltere e, turu evet. geçen taraf olabilirdi. Burada olan olay yani bir e, bence skandal bir karar bu penaltı kararı. Evet. Bir temas olduğunu düşünmüyorum. Sonra yayına girmeden baktım Twitter'da. To, ik, ik, ikinci bir topun oyunda olduğuna dair. O zaten daha başka bir skandal. var. E işin içinde Video stör, var. Sterling top duruyor orada kabak gibi. Yani Sterling'in biliyorsun var böyle aldığı penaltılar da var. Mesela benim aklıma direkt bir şak maçı geldi 2-3 evet. sezon önce kendini çok, kendi çok de söyledi. Aynen. kendi çok bariz elle attığı bir pozisyon vardı. yani neden en azından Var çağırmadı bilmiyorum yani hakemin kontrolüne bıraktı orada onun görüş alanındaydı. Orada var da bir diyalog kuruldu tabii bir bakıldı ama orada muhtemelen hakemin hemen önünde oldu pozisyon sen de biliyorsun ki ve oradaki diyalog sonucunda eğer hakemin net bir şekilde işte temas var ya da herhangi bir dokunma var konusunda evet cevabını aldıysa hakemden var da hakemler o zaman zaten herhangi bir müdahalede bulunamıyorlar biliyorsun ki yani net Çünkü bir bariz tema. bir bariz bir hata olduğunda. Ya da işte evet, biliyorsun yavranması çalışması. nasıl tabii tabii tabii. Aynen. Sadece hani e, bana göre ve birçoklarına göre bariz bir hata oldu ama e, ve bunun da ne geçilemedi. E, ya bilmiyorum. Çok çok enteresan bir karardı. bu şeyle alakalı. Yani sen bir maç maç seyrediyorsun çok büyük bir turnuvada ve e, o karar bütün keyfi alıp kaçırıyor. Evet, ya, yani, i̇lla Danimarka öyle. yapılması yani. Şimdi İngiltere aleyhine böyle bir penaltı çal, çalınsaydı ya, içine sinmeyecekti salt futbol izleyicisinin evet. diye düşünüyorum. Belki Danimarkalılar sevinebilir bugün İngilizlerin sevindiği gibi ama e, o yüzden zaten maçın çok önüne geçen bir pozisyon oldu. E, İngiltere'nin buna ihtiyacı var mıydı? Dediğim gibi 120 dakikada bunu bitirebilirlerdi ama bitiremeye de bilirlerdi. Yani, e, İspanya maçında olanları gördük. İspanya aynı sonuç domine etti maçı ama İtalya çıktı kazandı yani. Aynen Sonuçta öyle. futbol sonuçlara bakıyor yani oynanan oyuna bakmıyor. Ki mesela e, İngiltere'nin gol beklentisi her bir devrede ufak ufak düştü penaltıyı çıkarırsan. Evet. Ya tamam baskı arttı. Zaten bir saniye neyi konuştuk? Danimarka Çekya e maçının ikinci yarısında o evet. şeyi gösterdi. Fizik olarak düştü abi adamlar. Yorgunlar yani. Kristensen yani. e, sakatlanıp çıktı. Dilene sakat yani e, çekti bir tarafı galiba yine ayağa. Çıktı. Yani bir tarafı derken o da sakatlandı anlamında. E, yanlış anlama. E, yoruldu <laughs> yani. Çok efor sarf ediyorlar. E, sürekli topsuz koşuyor adamlar. Bütün maç topsuz koştular. E, hani o yüzden... Zaten yeteri kadar İngiltere'ye baskıyı kurduğunda ya, çözer miydi çözemez miydi bilmiyorum ama böyle çözmesi hiç içine sinmedi genel futbol kamuoyunun diyebiliriz galiba. Evet ben aynı fikirdeyim seninle. Bu arada yanlış anlaşılmasın. Ya genel olarak İngiltere'nin sadece bu maçla ilgili e, yaptığımız bir eleştiri evet bu maçta daha ağır basan taraf belki İngiltere'ydi. <laughs> fakat turnuvanın geneline bakıldığında ya zaten evet belki maçları maçtır gol yemeyen, savunmasıyla ön çıkan bir İngiltere vardı ama Southgate'in zaten kararlarını çok fazla eleştirdik. Oynattı, oynatmadığı daha çok oyuncuları çok fazla konuştuk eleştirdik. Ve bir noktada Bugün bu arada ilk defa da gol yediler. Sen de hatta evet. ilk kez geriye düş, düşerlerse ne olur diye dünkü yayınımızda dakika e, konuşmuştun. Ya. 8 dakika falan sürdü kaç, kaç gollerin dakikalarını? 39du arası. galiba. Öyle bir şey aynen yani öyle. Yani maksimum 10 dakika sürdü işte. O kadar da Ama günün sonunda e, bakıldığında yani totale bakıldığında İngiltere için geneline bakıldığında turnuvanın favori diyemezdik bence. Burada sadece Kadroya söyleyeyim. evet ama oynanan başından beri başından beri şunu e, İngiltere konuşurken söyledim ya o yüzden yine söyleyeyim. E, aslına bakarsan Southgate'in başından beri oynattığı futbola çok okeyim. Hatta dedim ya sen hep şey konuştuk. E, turnuvadan aldığın e, beklediğimiz keyfi konuşurken de söyleyeyim. Ya bu büyük bir turnuva ve hiçbir menajer buraya teknik adam buraya gelip insanlar e, futbol severler güzel futbol izlesin diye bir gaye sahip olmayabilirler. Amaç sondaki e, kupayı kazanmak. O yüzden 55 yani ben, yıl sonra finaldeler, 66'da Dünya Kupasının ardından ilk defa finale çıkıyorlar ve kendi evlerinde çıkıyorlar. Bu onlar için çok büyük bir şey. Ama işte bu şekilde penaltıyla olunca ister istemez şu anda her şeyi gölgelemiş oldular yani. yani. %100 bu apayrı. Ama yani senin dediğin gibi 55 yıldır final bekleyen İngiliz taraftarı da iyi oyunu beklemiyor olabilir ki zaten iyi oyun sadece iyi ofans yapmak da değil Aynı diye öyle. düşünüyorum yani. Fikrim, çok tabii. iyi savunma yapıyorlar mesela. Danimarka yine İngiltere rakibi kaleye getirmiyor. Kaleye getirmem... Ya, bayağı bildiğin ikinci bölgesinden geçirmedi oynadığı birçok takım çok Takım savunmasını çok iyi yapıyorlar. <laughs> evet takım savunmasını yani çok iyi Mesela kaleciler yapalım. konusunda yani turnuvayı en iyi geçiren kaleci kim diye sorduğunda başa Pickford'ı yazar mısın? Yazmam. Yani, yani takım savunması artı hani Pickford'sı. Evet ama mesela stoperleri yazabilirim ya da <laughs> evet. e, Rice ya da Phillips'den birini yazabilirsin Aynen öyle. E, dediğin gibi. Ya da Kyle Walker'ı bekler arasında çok rahat sayabilirsin. Show daha çok hücum özelliğine evet. çıktığı için <laughs> e, söylüyorum. Evet yani iyi bir savunma ve aslında bakarsan bu maça kadar İngilizlerin böyle bir tam bir maç oynadığını görmedik. Yani gidip boğan, bütün dönemleri toplayan, rakibi çıkartmayan. Bu tabii ki Danimarka'nın fiziksel defolarıyla da alakalı olabilir. Danimarka'nın düşen temposu da olabilir, teknik yeterliliği de olabilir ama 95. dakikada da Rice Phillips'le oynar mısın hala? Ya yani hiç çıkamıyor Danimarka. Evet. Tek kaleye döndürmüşsün. Hiçbir kontra tehdidi yok. Yılmantı çok övdük bu turnuvada. Sanki biraz ezber bir değişiklik yaptı evet, gibi geldi da bana. Öyle geldi. ama acaba zorunluluktan mı diye <laughs> düşündüm. Yani hani genel olarak oyuncuların form durumu, fiziksel e, performans düzeyini düşündüğümüzde acaba onunla alakalı bir problem mi vardı diye düşünmeden edemedim açıkçası. 65 67'de falan yapmış yine bak evet. değişikliği. E, klasik 5-3-2'ye dönüyor. Ya yani daha önceki maçlarda bunu çok yaptı. Orta sahayı çokluyor. Yani bir tane fazla <laughs> koyuyor ve işte Dolbak, Poulsen yapıyor genelde ve sağ ki <laughs> çok pardon Sabek'i şey yaptı. Ee, yeniledi. Sabek'i yenilemesi çok mantıklı yani. Çünkü oraya giriliş gelecekti ve karşısına taze bir oyuncu koyması çok mantıklı. Ee, ama Yulman'ın yaptığı değişikliklerden sonra Danimarka'nın kontra tehdit de kayboldu. Ya Damskar tamam çok hızlı bir oyuncu değil. Acayip e, sprinter olmayabilir ama e, hem geriye gelip top alıyor hem çok mobil hem ne boşluğa nasıl hangi boşluklara koşacağını biliyor. E, Bradwaite bana sorarsan turnuva boyu e, hak ettiğinden fazla süre aldı bu turnuvada. E, o değişikliklerden sonra Danimarka hiç gidemedi. Ya, hiç çıkamadılar. Ya, hiç çıkamayan Danimarka'ya 95 dakika Philips Rice e, biraz garip geldi bana. Mesela öyle bir notum var. Ya, onun yanında e, yani penaltıyı da bir tarafa koyuyorum. Şey de çok garip. 112. dakika Trippie sağda içeride Sterling koşu atıyor. Orta atmadı Trippie. Zaman geçirdi. Evet inanılmaz. Ya, tabii ki bir baskı var. Yüzde sen Final istiyorsun. Finale çıkmak senin tek derdin. Nasıl olduğunun o saatten sonra önemi olmayabilir. Anlıyorum yani. Sonuçta uzatma devresinde Trippie'ye aldı oyunu mesela Southgate. Hı hı. Yani savunmayı beşledi mesela. Girilişi çıkardı. Kendi içinde çok mantıklı adam. Skoru korumak istiyor. Ama yani Trippie'nin de o ortayı bile atmaması yer yer o yüzden izlediğim maçtan keyif almadım. O anlardan biriydi e, o da. Ben de aynı fikirdeyim seninle. Bu arada Damsgaard'ın golüne de bir parantez açmak lazım. Yani muhteşem bir gol attı. Frikik'ten turnuvanın ilk golünü atmış oldu böylelikle. Ee, çok da iyi bir iş çıkardı. 2000 doğumlu bir oyuncu Damsgaard baktığında. Ve e, yani kalitesini ortaya koyduğunu söyleyebiliriz. Tabii Damsgaard konuşurken ister istemez Eriksen'i de e, konuşuyorsun. Çünkü Eriksen'in malum yokluğunda evet. Damsgaard biraz e, ön plana çıktı. Belki Eriksen olsaydı Eriksen tabii ki zaten yaratıcılığıyla çok ön plana çıkacaktı ama hani bu frikik golünü izlemeyebilirdik. Bu kadar e, bu genç futbolcu turnuva da izlemeyebilirdik. Zaten o Eriksen sakatlığından sonra bütün formasyon değişti. Bir tane stoper eklendi. Damsgaard işin içine girdi. E, normalde farklı bir formasyonda oynuyordu Danimarka. Bu açıdan da bence çok önemli. Çünkü şeye baktım. E, son galiba 20-21 maç olması lazım. Bir defa üçlü formasyonla oynamış Danimarka turnuvaya gelene kadar. Ya yani Bir anda buna dönüp bunu çok iyi yapmaları. Bunu çok iyi yap. Belki maç içinde oynamıştır. ya yani. O kadarını evet. bilmiyorum ama başlangıçlarına baktım. Genelde 22 maç, 20'de 4'lü başlamışlardı. E, Damskart konusu da şöyle. Burada yani hemen her programda Damskart zaten bizim konuğumuz oluyor. Gizli özlemimiz oluyor. Bir yerde geliyor konu ona. Danimarka konuşuyorken. E, zaten iyi bir şutör ve bir free kick çi de aynı zamanda ee, ama işte kendini bütün dünyaya kanıtlaması için ya da göstermesi için böyle bir araya ihtiyacı vardı. Ee, esas soru şu şimdi turnuva bitiyor son bölümde enleri seçeceğiz. Turnuvanın en iyi genç oyuncu ödülünü kime vereceğiz? Değil mi o kadar çok var ki? Damsgard'a mı vereceğiz? Golü asisti şutu bile olmayan ama acayip bir turnuva oynayan Pedre'ye mi vereceğiz mesela? Bu soru e, içinden çıkılamaz bir durumda şu an. Bilmiyorum. İki tane üç gün, verelim üç gün ya. Üç gün veriyorum sana Soluçta düşünmek Sonuçta aynı için. aynı gol sayısına sahip futbolculara ödül veriliyor mu? Atıyor. Üç tane olursa üç tane beş gol oyuncu olunca üç tane ödül veriliyor mu? Veriliyor. Burada da iki tane verebiliriz. Hem Pedri'ye hem de Damsgaard'a verebiliriz bence. Ya kesinlikle Damsgaard'ın e, transfer yapmamız çok zor. Yani ilk Damsgaard ilk maçına çıktığında bunu konuşmuştuk. Sampdoria'nın sattığı oyuncuları. E, yine 7 milyonu aldılar Damsgaard'ı. Bir sene oynadı. ya Pedri de mesela Pedri daha genç 18 yaşında. Barcelona gibi bir takımda bir sene sadece profesyonel futbol oynadı. Damsgaard'da bu kadar elit bir ligde bir sezon sadece futbol oynadı. Yani A'da büyük beşlikte. E, ona rağmen gelip bu kadar net katkı vermesi gerçekten muazzam. E, yani Sampdoria'daki pozisyonunda oynamıyor ama Danimarka'da forvet arkası oynanmışlığı var. Tabii şimdi dış. bir de bütün bunları konuşurken Michael konusunu da ayrıca konuşmak lazım. Çünkü Kasper Michael'ın babası da güzel bir tweet attı Peter Michael. Güzel bir tweet atarken o tweette çok güzel bir görsel kullandı. Bu akşam için çok heyecanlıyım. Haydi Danimarka şeklinde işte o 92'deki görüntüden bir 92'deki daha doğrusu dönemden bir fotoğraf paylaştı. Bu günün aslında öne çıkan fotoğrafıydı. Tabii. Sonrasında tabii Kasper Michael'ın da basın toplantısında biliyorsunuz yaptığı açıklamalar vardı. Bu İngilizlerin it's coming home konusuna istinaden <laughs> yapmış oldun. Çok haklı bir soru. E çok mi? çok haklıydı. Bu arada Kasper Schmeichel de bugün penaltı çıkar derne kadar sonrasında Harry Kane'ın devamında gole çevirmiş olsa da. Yani güzel ama sonuçta bir hikaye. Yani yaptığı açıklama bence çok haklı bir açıklama. Kesinlikle yani heyecanlı. bu arada Danimarkalı ama kariyerinin tamamını İngiltere'de geçirmiş. Yani Danimarka'da evet. mesela profesyonel oynamadı hı hı. Kasper Schmeichel. Burada tabii şey enteresan <laughs> ya babası çok büyük bir oyuncu evet. ve genelde babası çok büyük olan oyuncuların bazen oğulları ya da işte kızları şey olmaz, değil, mi? değil mi Ezilir o adlarda adların altında mesela Cruyff ya da Zidane'lar mesela değil mi? Genelde i̇şte, böyle oluyor. Zidane, Luka Zidane galiba şey şimdi Bayo ile bir üst lige çıktı şu anda. <laughs> Hatta şeyin yokluğunda Dimitrievski'nin yokluğunda Ligaya çıktılar, Liga Liga çıktılar. Aynen öyle. Ama hani o kadar büyük yani kalkıp canım. domine eden bir performans yok. Evet ya Belki de vardır. Şu an aklıma bu ikisi geldiği için söylüyorum. Bilmiyorum da. E, Michael o açıdan da o baskıyı çok da e, baskıyla iyi mücadele etmiş gerçekten. Çünkü hiç kolay iş değil açıkçası. E, bunu yaparken de kendi topraklarında futbol oynamaması da ona bir avantaj sağlamış olabilir. E, Maçın açık ara en iyi oyuncusuydu. Yani bunu konuşacak bir şey yok. Aslında zaten Kasper Schmeichel'in en iyi oyuncusu olmasa nasıl bir maç olduğunu e, özetliyor yani. Diğer taraftan e, konuşulacak şeylere bakıldığında şimdi Harry Kane konusuna ayrı bir parantez açmak lazım. Harry Kane'in performansı özelinde. Çünkü Harry Kane grup maçlarında yoktu ve hatta Alvaro Morata ile beraber ikisi çok fazla hangisi daha kötü <laughs> şeklinde tartışılıyordu. Evet. Şöyle bir grup maçlarına dönelim hafızalarımızı tazeleyelim. Nitekim grup maçlarında ne gol ne asist olarak katkı sağlıyor. E, ama son 16 itibarıyla zaten Almanya karşısında bir gol, Ukrayna'ya iki gol çeyrek finalde ve Danimarka karşısında da Bugün bir gol kaydediyor az önce ifade ettiğimiz bahsettiğimiz işte o penaltı vuruşundan sonra onu tamamlaması Harry bugünkü karnesi daha doğrusu şimdiye kadarki karnesi e, bu şekilde sonradan açılan bir isim oldu Harry Kane ama çok önemli bir isim oldu yani Sterling gerçekten bu takım için inanılmaz kıymetli ve yani her anlamda yükü çeken taraftı Luke beraber bunu bir önceki maçta da konuştuk hatta hatırlayacaksın ama Harry Kane'in de yaptıkları bugün önemliydi. Gol rakamlarını verdik. Yani Hı -hı. grup 5'e şey elemeler. Ben o sırada hemen bir topla buluşmalarına baktım. Çünkü bunu da konuştuğumuzu hatırlıyorum. Yani topla buluşamıyordu Harry Kane. Evet. İngilizler onu topla buluşturmuyorlar. Zaten İngiltere pozisyon yaratma konusunda turnuvanın en kötü, 24 takımın en kötü takımlarından bir tanesiydi yani. Evet. E, bu maç ortalamasının iki katı topla buluştu. Yani zaten bunu yaparken de ceza sahası içinde değil de bildiğin gibi hep geriye gelip geriye gelip topu aldı ve o e, bağlayıcılığı yaptı. İşte ısı haritası geliyor. E, bir 10 numara pozisyonunda ya da işte e, bir sekiz gibi bazen Sürekli olarak rakip ceza sahasında koşu atmaya çalışan ya da hücuma çıkan bir 8 gibi oynadı. Golde de aslında, ya şimdi bu da bir soru işaretiydi. Kane çıktığında stoperlerden biri onu takip edecek mi? Hı -hı. Ederse arkadaki boşluğa Saka'nın, Sterling'in koşullarını nasıl e, tolere edecek Danimarka? Bu da bir problemdi. Aslında maçın başında Westergaard hep kendine çıktı. Evet. E, hem fazla stoper olmanın avantajını da kullanmak istedi Danimarkalılar. Sonuçta hala arkada bir dörtlü at var. E, çıktılar, çıktı Westergaard. Ama golde vesaire çıkmıyor. Öyle bir tık geç uyanıyor Kane'i top geldiğinde. Zaten o bir tık geç uyandığında golü e, yedin insan yani. Saka koşu atıyor ve golü yiyorsun. Ee, turnuva genelinde en bildiğimiz Kane gibi oynadı diye düşünüyorum. ile ilgili olarak ama en gerçekten dikkat çeken şey, daha doğrusu hepimizin hafızasına kazanacak şey o attığı müthiş pas. Saka'ya attığı müthiş pas oldu yani gol pası. Daha doğrusu Saka'ya atıyor. Saka zaten içeriye kesiyor. Orada e, iki er kendi kalesini atıyor. Bir önceki maçta Ukrayna maçında e, şimdi maçlar ve goller o kadar karıştı ki evet artık. her şey birbirine girdiği için. Galiba ilk gol e, yine acayip bas atıyor. Solda topla buluşuyor. Sağa diagonal Müthiş Hatırladım. bir pas atıyor. Sonra ya. gelip e, golü yapıyor galiba. Ya da Sterling yapıyor golü. Şu an kimin attığını e, çıkaramadım ama yine öyle atak başlatan müthiş bir pası var Harry mesela. E, tabii buna alışkınız evet, ama tabii. turnuvanın grubunda e, grup aşamasında bunu pek görmemiştik. Ki Zaten kurtarıcısı olarak gösteriliyordu Harry Kane yani. Daha doğrusu İngiltere <laughs> milli takımı için en önemli taşlardan birisi olarak gösteriliyordu. Sterling biraz daha yıldızlaştı gibi görünmüştü. Özellikle grup aşamalarında ama sonrasında Harry Kane de zaten üzerine düşeni yaptı bir noktada. Öyle zaten Kane'in iyi oynaması Sterling'i de yükseltiyor. Nasıl evet. Tottenham'da sonu yükseltiyorsa burada Sterling'i yükseltiyor. Çünkü alan isteyen oyuncular ve o alanı sağlayabiliyor Kane onlara. Bir de şöyle bir problemi vardı İngiltere'nin. Kane'in işin içine girmesi bence o yüzden önemli. Yani solda tamam bir akışkanlık var. İşte Show, Sterling, Mount mesela bugün ya da girdiğinde girilir Ama sağ akmıyor. Yani Walker oraya gelmiyor. ve Bu Sağ tarafta ilgili genel bir problem var ya galiba. Biraz şey yapıyor sanki yani. Genel sadece İngiltere <laughs> de değil takımların çoğunda sağ taraf. sağ taraftan çok iyi hücum eden bir takım bana söylesene. Çekye geldi aklıma Çufal'la. Doğru Çufal doğru. Başka ee, yok galiba. Düşünsek kesin şey yaparız ama beni bu saatte düşünmeye <gülüyor> için. <gülüyor> yok ama genel olarak hep sol kanadı konuşuyoruz ya işte İtalya diyoruz mesela. Hani Spinazzola'ya kadar ki dönemde <laughs> özellikle ile uçuyordu diyoruz. İşte Danimarka'da da işte Mehli üzerinden çok fazla Danimarka pozisyon buluyordu biliyorsunuz. Almanlar ki. sağ çok kullandı mesela. Ya Orada üzerinden da Gosens'i de... gördük ama çok fazla. Gosens kanadını daha fazla kullandı. Ama işte topu hep oraya götürüp ya, ya Gosens'i bitirmek için kullandılar yani. Sağdan giden evet, Aa, sağdan en çok sağdan gidip, sağdan Almanlar gitti bence. Gosens'i boş bırakıp oradan. Evet. Doğru. Evet haklısın. Ee, ama burada saat geç şey yapıyor. Yani Ukrayna maçı da böyle yapmıştı. Doğru bir de şimdi Hollanda Dumfries var onu da söylemek Hı, lazım. Hollanda Dumfries. Ama mesela Hollanda'dan de ilk Ukrayna maçını hatırla Dan Fries'i yalnızlaştırmışlardı. Evet. Ya oradan gitmediler. Doğru. Oradan bitirdiler mesela. Ee, bu şey olayı eee sağdan gitmeme <laughs> olayı 20 dakika olmuş. Çünkü evet. kitleniyorum bir şey söylemem lazım yani. 20 dakika geçmiş başlayalım. O zaman hemen şunu söyleyeyim. Bu sağdan gitmeme olayı bir tercih aslında. Yani Ukrayna maçında da bunu yaptı İngilizler. Stoperlerin yanındaki Kyle Walker'ı getirdiler. Önlerine bir tane Rice, 6'lı bir hat kurdular Ukrayna'ya karşı. Bugün de aynısını yaptılar yani Danimarka'ya karşı. O çoğunluğu 5'e 6'yı sağlamak için belki de. O yüzden de o sağdaki üçgenler çok net kurulamamış olabilir. O zaman şimdi finalimizin adı malum İtalya-İngiltere oldu. de It's Coming Home gerçekleşecek mi? Gidecek mi yani o kupa İngiltere'ye ya da kalacak mı? Mesela daha dünkü bu? Danimarka tercihim tamamen e, istediğim içindi. Yani Danimarka finale kalsın istediğim içindi ama bugün kağıt üzerinde kim kazanır, kim finali alır diyorsan ben İtalya'nın şampiyon olacağını düşünüyorum. Aynı fikirdeyim. Kesinlikle İtalya'nın ya, şampiyon yani olacağını Bugün evet penaltı biraz tat kaçırmış olabilir ama onun da dışında e, bugün normal ya İngiltere böyle penaltı olmasa da kazansa da ben yine İtalya'nın şampiyon olacağını düşünüyorum bu turnuvada. Ben de öyle. Bir tek işte seyirci avantajı İngiltere'nin çok fazla olacak. Hani orada ee, o konu biraz daha artı yazabilir. Ama gerçi Southgate bundan nasıl etkilenecek ve tercihlerine bunu nasıl yansıtacak konusu da bence önemli epey yani. O da biraz... Valla İtalya milli takımının da ben bundan şu ana kadar İngiltere'nin karşılaştığı bütün rakiplerden Almanya, Almanya dahil hatta Almanya'da koyabilirim. Daha az etkileneceğini düşünüyorum. Çünkü çok ciddi liderler var yani. Bir kere Doğru. iki tane savunmanın lideri var. E, Verratti, Jorginho gibi hani şampiyonlar ligi finali oynamış, kupayı kaldırmış oyuncular Baren var. Baren'le müthiş bir sezon geçiriyor. Yine çok özgüvenli sonda, oyuncular evet. var. Mesela Danimarka öyle bir takım değildi. Hani Danimarka'da Dillani, Christensen e, ya da şöyle bir düşününce mesela hani Braithwaite kendi takımında sürekli oynayan oyuncular değil, sezon boyu bazıları sakatlıktan dolayı, bazıları menajer tercihi, işte hoca değişti, Kristen sonra da hep oynamıyorlardı. Alışkanlıkları yoktu ama İtalyanlar çoğu sezon başından beri Kiel'in sakatlığı hariç herkes evet. oynuyor ve oynama alışkanlıkları çok fazlaydı. Yani hem formdalar hem de çok iyi iki tane liderleri var. ya yani o baskıyı bence tolere edebilir İtalyanlar Danimarka'ya göre en azından. Bakalım artık Finale çok az bir zaman kaldı. Pazar günü son yayınımızı yapacağız tabii ki. Hepimiz heyecanla pazar günü finali bekliyoruz. Ee, tabii ki İngiltere mi İtalya mı sorusu gündemde ama özellikle bugünkü penaltı dünkü penaltının ardından zannediyorum herkesin kalbi biraz daha İtalya'ya kaydı gibi. Bir de tabii ki İngiltere'nin bu süreçte işte hem bu karantina konusu seyircilerin gidememesi hem bütün Roma'da oynadıkları son maç hariç hepsini ellerinde oynamış olmaları biraz daha hani İngiltere'ye karşı antipati oluşmasına sebep oldu. Hani bu sebeple bakalım ne çıkacak altında çok merak ediyorum. Bugün böyle bir derleme yapmışlar işte İngiltere milli takımı hakkındaki dış basında ki şeyleri, haberleri ve genel kanıyı derlemişler. Mesela Fransızlar çok İngilizlerden keyif almıyor. Çok sıkıcı olduğunu söylüyor ama mesela Almanların ve İtalyanların o kadar sert bir tarafı yoktu ki mesela bugün e, onun turu geçtiği için ben konuşmadık ama Mir'ın attığı baş, yaptığı sayfa neydi evet. ya? Yani İtalya Bildiler ama Ya bildiler İtalya vs İngiltere yazıp Danimarka'yı orada ufacık yazmaları çok çok ayıp çok çok ayıp yani. yani hani, sırf o yüzden de mesela istedim ben Danimarka'nın çıkmasını. Ya hiç de yok. yok. Çok enteresan bir başlıktı e, ama sonunda ya, hakkı çıktı yaptığı şey hoş olmasa da. <laughs> Evet böylelikle noktalama vakti. Eklemek istediğim bir şey var mı? Yok çok keyifli bir sohbetti. Evet noktalıyoruz. teşekkürler bizleri izlediğiniz için. Tabii ki final günü İngiltere-İtalya maçının ardından, finalin ardından şampiyonu konuşmak üzere. Tabii ki bir kez daha burada olacağız. Hoşçakalın. Hoşçakalın.